Çanakkale Anafartılar Spor Salonu'ndan yeniden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda artık son yarı final karşılaşması sizlerle birlikteyiz. Finale adını yazdıracak takımı belirleyeceğimiz bir karşılaşmayı geride bırakacağız. Anlatın da Ben Ali Final yine bu yayında eşlik ederken Rejde Rümeysa Atlas, kamerada ise Berkay Bulut olacak. Tüm ekip arkadaşlarım adına şimdiden sizlere keyifli seyirler diliyoruz. Çankaya Üniversitesi'nde 4 Berfin Ece Top Ateş, 5 Nisan İlkem Köylü, 7 Medine Zeynep Bingöl, 8 Zeliha İcrin Polat, 9 Elif Coşkun ve 10 Kaptan Naz Secerlioğlu, 11 Eda Cemre Taliye Özer, 12 Ezgi Ülker, 18 Melin Ülkü, 23 Bulem Nerkiz, 30 Öykü Şimşek ve 32 İpek Seçkin Çankaya Üniversitesi'nin kadrosu. Erdemli Koyuncuırmak Spor Kulübü'nde ise 2 Yağmur Korkmaz, 3 Beyza Durdu, 4 Ecrin Karacaoğlu, 5 Melina Ela Erdem, 7 Kaptan Irmak Talaslıoğlu, 8 Meryem Gurbet, 9 Liva Aksoy, 10 Kadri Erva Özek, 11 Birsen Su Altınlı, 12 Nurulayn Duru Çakır, 14 Ecrin Özlem Erdoğan ve 15 Ruşen Kalaylı. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Ekranları başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Umarım sakatlık olmadan keyifli bir mücadeleyi sizlerle birlikte geride bıraktığımız bir karşılaşma olacak. Artık takımlar son konuşmalarını yapıyorlar ve mücadeleye başlayacaklar. Çankaya Üniversitesi'nin 5'i Berfin Ece Topateş, Naz Secerlioğlu, Eda Cemre Taliye Özer, Bulem Nerkiz ve Öykü Şimşek. Erdemli Koyuncuırmak Spor Kulübü'nün 5'i ise Melina Ela Erdem, Irmak Talaslıoğlu, Liva Aksoy, Kadri Erva Özek ve Nurulayn Duru Çakır. İlk 5'ler bu şekilde sevgili izleyenler. Umarım sakatlık olmadan keyifli bir mücadeleyi sizlerle birlikte bırakmanın temennisiyle de maça başlıyoruz. Bakalım hava atışı ilk hücum kimin olacak? İlk hücum Çankaya Üniversitesi, Cemre pasında Berfin. Bulem. Botaş rakibini bekliyor finalde. Berfin'in atışında isabet gelmedi. Rebound. Bulem atışıda isabet yok. Irmak Spor Kulübü içinde şunu dememiz gerekecek. Bu ataktan sonra aktaralım Berfin. Orta mesafeli atış isabet gelmedi. Çankaya Üniversitesi yeniden rebound almayı başardı. Öykü pasında Berfin. Yine orta mesafeli atış isabet yok. Çankaya Üniversitesi 45 saniyedir atakta ama bu bölümde sayı gelmedi. Top tutulması kararı hücum. Erdemli Irmak Spor Kulübü başlayacak. Erdemli Koyuncuırmak Spor Kulübü ile ilgili detayımız da şu sevgili izleyenler. Dün çeyrek final maçında Emlak Konut karşısında öyle bir geri dönüş yaptılar ki adını yarı finale yazdırmayı başardılar. Tüm oyuncular önemli bölümlerde emek vererek bu noktaya geldiler. Bir de top kaybı. Berfin, Cemre, iki sayılık atış isabet yok. Bir dakikalık dilimde üst üste Çankaya Üniversitesi'nin ataklarını takip ettik. Hücumlarda isabetli bir atış gelmedi. Ardından da faul düdüğü çalındı. Erdemli Irmak Spor Kulübü'nün 9 numarası Liva, kendisi ve takımının birinci faulü. Hücum süresi başladı ve Bulem atışta isabet yok. Rebound yeniden Çankaya Üniversitesi. Naz. Kaptan zor atış isabet gelmedi. Duru pasını aktardı Liva. 3 oyuncu arasından Liva. Top tutulması kararı mı diye bakıyoruz. Hayır, faul. Şu anda Erdemli Irmak Spor Kulübü tarafından da bu pozisyona itiraz var. Mücadele devam ediyor. Atışta ise isabet yok.
Karşılaşmada az önce düzeltelim top tutulması kararı ile birlikte Çankaya Üniversitesi başlattı. Şimdi de karşı atak. Bu bölümde ise sevgili izleyenler, Erva pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşmada yaklaşık 2 dakika geride kalacak ve henüz sayı gelmedi. Şimdi Irmak Spor Kulübü ata Erva. Tek el atışı isabet yok. Liva ile birlikte atak devam ediyor Irmak Spor Kulübü için. 2 dakikayı geride bıraktık sevgili izleyenler. Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'nda henüz sayı yok. İki takım da atışlarda isabeti henüz bulamadı. Bakalım ilk sayı karşılaşmada kimden gelecek? Öykü. Pasında Berfin. Buğlem. İki sayılık atış isabet yok. Liva. Savunmasına Buğlem perdelemeye geldi. Takım arkadaşı Irmak bu bölümde kaptan. Atışında ise isabet yok. Rebound mücadelesi son top kimin diye bakıyoruz. Irmak Spor Kulübü'nün olacak. 3 saniye 5 salise kala. Süre biterken atış isabetli değil. Pot altında aldı topu Çankaya Üniversitesi Öykü ile karşılaşmada sevgili izleyenler. Bizler artık 3 dakikayı geride bırakıyoruz ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Beş saniyelik bölümde atış isabetli değil. Karşılaşmadan pot altı başlıyor. Irmak Spor Kulübü. 0-0'lık eşitlik devam ederken Irmak Spor Kulübü Liva'yı topla buluşturdu. Erva. Irmak. Top kaybı. Üç buçuk dakikalık dilim geride kaldı. Bir faul yapıldı Erdem Irmak Spor Kulübü'nde. Liva kendisi ve takımının birinci faulünü yapmıştı az önce. Henüz bu bölümün ardından faul yok. Ezgi fake'ini yaptı. Henüz atışını gerçekleştirmedi. Pası bıraktı. Naz sayı geldi. Neredeyse 4 dakika geride kalacaktı ve sayı geldi. Öykü'nün teması 21 saniye hücum süresi Irmak Spor Kulübü için kenardan devam edecek. Liva. Öykü'nün savunmasına geçti. Çankaya Üniversitesi yarı alanına. Irmak. Potaya sırtı dönük. Irmak. Pasını çıkardı. Liva. Atışta isabet yok. Öykü. Pot altına az. Ardından pası. İki sayılık atış geldi sevgili izleyenler. Karşılaşmada Çankaya Üniversitesi bu bölümde Ezgi ile bulduğu sayıyla 4-0 yaptı skoru. Bir de Öykü ile iki sayılık atış. O tamamlayamadı ve Ezgi sayıyı tamamladı. Skor 6-0 Çankaya Üniversitesi lehine. Bu bölümde ise mola var. Erdem Irmak Spor Kulübü molası. Molanın ardından sizlerleyiz.
Erdem Irmak Spor Kulübü'nün molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada Çankaya Üniversitesi skoru 6-0'a getirince mola geldi. Ezgi Ülker 4 sayı ve Çankaya Üniversitesi'nde Naz Secerlioğlu 2 sayıyla skoru 6-0'a getirmeyi başardılar. Ardından da mola geldik. Karşılaşmada molanın ardından yeniden takımlar sahadalar. Pot altı hücumu başlıyor. Erdem Irmak Spor Kulübü'nün yaklaşık 4 dakikalık bölümünde aslında iki takım da sayı bulamadı, bunu belirtelim. Ardından Çankaya Üniversitesi karşılaşmayı sayılarıyla giriş yaptı. Liva atışta molanın ardından Erdem Irmak Spor Kulübü sayıyı buldu. Naz Cemre potaya baktı. İki sayılık atış isabetli. Potayı ölçtü, biçti. Ardından da Cemre sayıyı buldu. 8-2 skor. Erva iki sayılık atışında o da isabeti buldu. Molanın ardından her iki takım da buldukları hücumları sayıya çevirmeyi başardılar. Naz Cemre. Bu bölümde sevgili izleyenler, hücum süresinin dolmasına 4 saniye kala top kaybı yaşandı. Erva Naz'ın üstünden atış, Naz'ın bloğu var. Pot altı hücum süresi 19 saniye başladı. Ve başladığı gibi de bitti. Liva'nın pası, Erva'nın sayısı. Skorda 8-6, fark 2. Erva toplamda 4. sayısına ulaştı. Öykü. Ezgi. Adımlama hatası. Bu bölümde topu Liva oyun alanında tutamadı sevgili izleyenler. Cemre pasını çıkardı, Ezgi pot altında pasını bekledi, ardından da sayıyı buldu Berfin. 16 skor. Bir pot altı hücumuysa Liva'dan geldi. Karşılaşmada Liva 4. sayısına ulaştı. Liva ve Erva'nın bulduğu 4'er sayıyla skor 10-8. Cemre. Ezgi'nin atışı isabet yok. Karşı hücum beraberlik fırsatı, Erva ve beraberlik geldi. Üst üste sayılar beraberine bu kez Çankaya Üniversitesi'nin molasını getirdi. Çankaya Üniversitesi molası, molanın ardından sizlerleyiz. Çankaya Üniversitesi molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Karşılaşmada 10-10 oldu skor. Erva'nın bulduğu sayı beraberliği getirdi. Devamında Çankaya Üniversitesi'nin ise molası geldi.
Adını finale yazdıran ilk ekibin BOTAŞ olduğunu bir kez daha sizlere belirtelim. Şu anda BOTAŞ rakibini bekliyor. Levent Spor Kulübü ise 3.lük 4.lük adına mücadele vereceği takımı bekliyor. Grup aşaması ikinci turlar derken tabi baktığımız zaman Çankaya Üniversitesi grubunu lider tamamlayarak dün sadece çeyrek final mücadelesine çıkmıştı. Keza Erdem Irmak Spor Kulübü de zaten aslında baktığımız zaman istatistikleri genel olarak grubun lider bitirenler yarı finale kadar mücadelesini sürdürmeyi başarıyorlar ve Erva öne geçirdi Irmak Spor Kulübü'nü. Çankaya Üniversitesi molasının ardından sevgili izleyenler Irmak Spor Kulübü molayı ve sayıyı buldu. Ardından da skora 12-12 denge geldi. Cemre'nin sayısıyla karşılaşma oldukça keyifli başladı ilk çeyrekte. Çankaya Üniversitesi aslında 6-0 başladı. Beraberinde Irmak Spor Kulübü'nün molası geldi. Ardından Irmak Spor Kulübü 10-10'u yakaladı ve Çankaya Üniversitesi molası gelmişti. Şu anda da skor 12-12. Az önce Berfin'in yaptığı faul Çankaya Üniversitesi'nin ve Berfin'in birinci faulü. Erva zor noktadan atış. Erva karşılaşmanın ilk çeyreğinde bu bölümlerde bulduğu sayıyla damga vuruyor. Çift taneli sayı ulaştı. 14 sayı var onu. Irmak Spor Kulübü'nde Erva'dan geldi. Dördü ise Liva'dan. Ezgi orta mesafeli atış isabet yok. Yeniden rebound ve hücum. Burem o da sayıyı bulamadı Liva. Irmak. İki sayılık atışta Irmak'tan geldi. Bu bölümde fark Irmak Spor Kulübü 4'e çıkarmayı başardı. Aynı zamanda Irmak'ın da karşılaşmada ilk sayılarıydı. Ezgi. İki sayılık atış geldi Ezgi'den. 16-14 fark 2. Uzun bir pas geldi Erva. Bu topa yetişmeyi başardı ama ardından da hata geldi. Naz. Dünkü karşılaşmada Naz'ın da çok önemli sayıları vardı kaptanın Çankaya Üniversitesi'nde. Zeynep oyuna girdiği gibi atışında isabet yok. Liva aldı rebound pasını aktardı. Erva fark 4'e çıkar mı? Çıktı. Erva fırtına gibi devam ediyor sayılarına. 12 sayı buldu Irmak Spor Kulübü'nde Erva. Naz. 2 sayılık atış basket faul. Naz'ın da karşılaşmada 4. sayısına ulaştığını belirtelim. Erdem Irmak Spor Kulübü'nde Yağmur kendisinin bir takımının ikinci faulünü yaptı. İlk çeyrek 40 saniye 5 salise var. Naz serbest atış noktasında isabetli bir sayı gelmedi. Yağmur aldı reboundu. Pasında Liva. Erva'yı topla buluşturdular. Erva bu kez atışta isabet yok. Rebound Naz aldı. Ardından da faul düdüğü çalındı. Erdem Irmak Spor Kulübü faulü geldi. Yağmur kendisindeki takımının 3. faulünü yaptı. Zeynep başından sekti top. Ardından pasını aktardı Ezgi. 9 saniye kala dışarıda Buğlem. Savunmasına Liva var. Bu bölümde henüz 3 saniye var Naz. 3 sayılık atış isabet gelmedi. Buğlem. İlk çeyrek tamamlandı sevgili izleyenler.
İlk çeyrek sonucu Erdem Irmak Spor Kulübü 18, Çankaya Üniversitesi 16. Fark 2, 2 dakikalık mola molanın ardından ikinci çeyrek sizlerleyiz. İkinci çeyrek yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk çeyreği Erdem Irmak Spor Kulübü'nün 18-16 üstünlüğüyle geçti Çankaya Üniversitesi karşısında. 12 sayı buldu Erba, Liva 4 sayı buldu ve Irmak'ın 2 sayısıyla 18 sayıyı Erdem Irmak Spor Kulübü bu şekilde ulaşmış oldu. Çankaya Üniversitesi'nde ise sevgili izleyenler Ezgi 6 sayı, Cemre ve Naz'ın 4, Berfin'in ise 2 sayısıyla 16 sayıya ulaştılar. Karşılaşmada şu an faul düdüğü çalındı. Dört saniyelik bölümde Çankaya Üniversitesi'nde Ezgi kendisi ve takımının birinci faulünü yaptı. Liva. Bulem'in savunmasına pasını aktardı. Irmak. Erdemli Irmak Spor Kulübü sevgili izleyenler. Irmak'ın iki sayılık atışıyla birlikte farkı dörde çıkardı. Bulem. Berfin. Son 4 saniye kala atış isabetli değil. Rebound aldı Yağmur. Pasını aktardı Liva'ya. 6-0'la başlamıştı Çankaya Üniversitesi. Ardından Irmak Spor Kulübü'nün molası. Devamında 10-10'luk skor. İşte pozisyon devam ederken 20-16'ya kadar geldi karşılaşma. On dört saniyelik hücum süresi başladı. Ve bu bölümde Irmak Spor Kulübü'nde Yağmur'un pasında Erva. 7 saniye var hücum süresi. Irmak. 2 sayılık atış isabet yok. Naz aldı reboundu. Uzun bir pas geldi. Öykü. Pot altı hücum sayı geldi. Naz asist sayı Öykü. 20-18. Bir de sakatlık anı var. Umarız ciddi bir sakatlık değildir sevgili izleyenler Irmak Spor Kulübü'nde. Ecrin sakatlık yaşayan isim bu bölümde de alkışlarla kenara geliyor. Sakatlığın olmaması ve sporcu sağlığının her şeyden önce olduğunu belirttiğimiz bir diğer karşılaşmadayız. Çünkü BOTAŞ takımında da sakatlık olmuştu. Elif Ayşegül sakatlanmıştı ve buruk bir sevinç yaşamıştı. Takım arkadaşlarıyla birlikte sakatlık yaşayarak kucaklar eşliğinde finalin tadını çıkarmıştı. Umarım şimdi bu bölümde Ecrin'in de önemli bir durumu söz konusu değildir. Bulem. Sırtı dönük Naz'a pasını aktardı. Bu bölümde ise faul düdüğü çalındı. Irmak Spor Kulübü de
İkinci çeyrekteki ilk faulünü yaptı sevgili izleyenler. 5 numaralı formasıyla faul yapan isim Melina ile Erdem. Kendisi ve takımının birinci faulü. Ezgi hücumda, Yağmur girdi araya, topu kazandı. Bu bölümde sevgili izleyenler Irmak Spor Kulübü. Liva. Hata geldi Irmak Spor Kulübü'nden. Karşılaşma 20-18 dengeli şekilde ikinci çeyrekte devam ediyor. Berfin. Berfin'in sayısıyla karşılaşmada sevgili izleyenler Çankaya Üniversitesi dengeyi sağladı. 20-20 skor. Karşı hücum. Bu bölümde Ervan'ın pası. Takım arkadaşı Yağmur'la anlaşamadılar ve pozisyon sonuçlanamadı. Buğlem atışında isabet geldi. 3 sayılık atış Buğlem'den Çankaya Üniversitesi 3 farklı öne geçti geriden gelerek. Az önce 20-18 Erdem Nurmak Spor Kulübü üstünlüğü vardı. Şimdi 23-20 yaptı skor Çankaya Üniversitesi. Bu karşılaşmada her şey mümkün. Yağmur Livan'ın pasında sayıyı buldu. Yağmur'un da karşılaşmadaki ilk sayısı bu. Öykü pasını çıkardı. Berfin bu bölümde. Naz'dan önce savunmada Yağmur var. Irmak Spor Kulübü'nün hata başlıyor. Erva çıkardı. Ruşen pozisyonda çizgi ihlali. Karşılaşmada Berfin kenara geldi ve bu bölümde Cemre oyunda Çankaya Üniversitesi'nde. Naz pasını çıkardı dışarı Cemre. Ardından Öykü. 3 sayılık atış geldi Çankaya Üniversitesi'nden bir kez daha. Karşılaşmada skor 26-22 fark 4. Pot altı hücumdan Livay'da faydalanamadılar. Ardından faul düdüğü çalındı. Karşılaşmada Çankaya Üniversitesi'nin ikinci takım faulü oldu. İkinci çeyrekte. Naz kendisinin bir takımının ikinci faulünü yaptı. Pot altı hücumu başladı. Ruşen topla buluştu. 2 sayılık atış isabeti değil. Faul. Öykü faul yaptı Çankaya Üniversitesi'nde. Kendisinin bir takımının 3. faulü. Ruşen kalayla ilk atış isabeti değil. Şimdi kalan tek atışını kullanıyor. Atışlarda 2'de 0 geldi. Pot altında Naz rebound almayı başardı Çankaya Üniversitesi. Naz pasını aktardı. Ezgi 2 sayılık atış. Çankaya Üniversitesi 28-22 ile farkı 6'ya çıkardı. Aynı zamanda 2. çeyrekte 4 dakika bitti. Cemre pasında Öykü, Ezgi top bekliyor ama kaptanını topla buluşturdu. Ardından da bu bölümde hatalı yürüme geldi.
Liva. Bu bölümde sevgili izleyenler, Beyza da oyun alanında perdelemede bulunurken çift dripling hatası var. Çankaya Üniversitesi'nin ise kenardan hata geldiği bölümde hücumu başladı Naz. Ezgi'ye pas bekliyor Buğlem. Dışarıya çıkarılan pasta Öykü. Hücum süresi dolmasa 9 saniye var. Buğlem henüz elinden çıkarmadı. 5 saniye. Ezgi kendisi mi atacak? Evet, öyle de oldu ama sayı gelmedi. Ela. Hatalı yürüme bekliyor Çankaya Üniversitesi sevgili izleyenler bu bölümde. Irmak Spor Kulübü'nün ise hata devam ediyor. Liva atışta isabet yok. Bir bant aldı Ela. Ardından kaptırdı. Son top kimin diye bakıyoruz. Çankaya Üniversitesi'nin. Zeliha'dan hata geldi bu bölümde. Topu elinden kaçırdı. Ela. ...28-22 karşılaşma devam ederken Erva. Son 9 saniye. Dışarıya çıkardı pasını Ela. Bir kez daha Erva. Bu bölümde top kaybı oldu. Naz. Peşinde Ela var. Naz sayıyı buldu. Çankaya Üniversitesi 30-22 yaptı. Skoru fark 8. Naz bir de araya girdi. Topu kazandı. 4 dakikayı geride bırakıyoruz. İkinci çeyrekte Naz pasını aktardı. Öykü bu bölümde Buğlem. Sayı gelirse belki de ona gelecek bilmiyoruz. Ama atışta isabet yok. Zeliha da atışta isabeti sağlayamadı. Cemre çıkardı dışarıya. Öykü. Cemre. Son 4 saniye Buğlem. İki sarı katış isabet yok. Naz'ın elinden seken topsa Yağmur'da kaldı. Faul tespit edildi. Zeliha yaptı faulü. Çankaya Üniversitesi'nin takım faul hakkı doldu. Ardından da karşılaşmada mola geldi. Irmak Spor Kulübü molası molanın ardından sizlerleyiz. Erdemli Irmak Spor Kulübü molasının ardından sevgili izleyenler yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada skor 30-22 Çankaya Üniversitesi lehine devam edince hata da gelince mola geldi. Bakalım molanın ardından dönüş nasıl olacak? Liva, Erva top bekliyor. Erva topa yetişemedi. Bundan önce savunmanın teması var. Erva çizgiye baktı, atışını yaptı sevgili izleyenler.
sayı buldu. Molanın ardından Erdemli Irmak Spor Kulübü farkı da 5'e indirdi. Bu 3 sayılık atış. Karşılaşmada Erva 15 sayıya ulaştı. Çankaya Üniversitesi ise karşı atakta 32-25 ile 7. farka ulaştığı bölüm oldu. Ezgi Duru kıyasıya mücadelede, Ela da bu mücadeleye katıldı ve düşse de pasını aktarmayı başardı. Liva. Ela. Son 4 saniye var. Erva. Atışta isabet yok, faul. Çift taneli sayı ulaştı. Erva 15 sayısı var. Faul yapan isim 30 numaralı formasıyla Öykü ikinci faulü. Çankaya Üniversitesi'nin takım faul hakkı doldu. Çankaya Üniversitesi'nde Ezgi'nin 10 sayısı var. 2 oyuncu çift taneli sayıya ulaştılar. Berfin de yeniden oyun alanına girmek için hazırlanacak. Çankaya Üniversitesi'nde Erva. Atışta isabet geldi. Karşılaşmada Erdemli Irmak Spor Kulübü'nden. Serbest atış noktasında bulduğu sayıyla 16. sayısına imza attı Erva. Nas. Düştü bu bölümde Naz ama pasını aktarmayı başardı. Ardından Cemre atışta isabet yok. Pot altında Ezgi de ribaundu alamadı. Ardından Erva sayı buldu. Erva'nın karşılaşmada 18. sayısı. 28 sayının 18'i kendisine ait. Berfin. Öykü. Bu bölümde temas geldi savunmada sevgili izleyenler Meryem'den. Hücum süresi 8 saniye. Çankaya Üniversitesi devam edecek. Fark 4. Naz bitirdi hücumu. Üstüne bir de serbest atış noktasına geçecek faulün ardından. Erdemli Irmak Spor Kulübü'nde faul yapan isim Ela, kendisinin ve takımının ikinci faulü. Naz atışta isabet yok. Pozisyonda son top Ela'dan çıktı. Berfin Naz paslaştılar pota altından ama bu bölümde ise faul yapıldı. Bir kez daha Irmak Spor Kulübü faul yaptı. Ruşen kendisinin bir takımının üçüncü faulü. Naz. Son 7 saniye. Berfin. Berfin'den 2 sayılık atış geldi. Liva dışarıya çıkardı Erva. Orta mesafeli atış gelir mi derken atış isabetli değil, faul. Bu bölümler faulün arttığı bölümler artık. 36-28 skor devam ederken sizler de diğer pozisyonların tekrarını izliyorsunuz. Çankaya Üniversitesi'nde Berfin kendisinin iki takımının da faul hakkı dolduğu bir bölüm. Erva karşılaşmada 18 sayısı var. İlk atış kaçtı. Erva'dan atışlarda 2'de 0 geldi. Rebound almayı başardı Irmak. Liva'dan 3 sayılık atış geldi. 36-31. Fark 5. Cemre pası. Ezgi 2 sayılık atışla Ezgi takımını rahatlattı. 38-31.
Son 57 saniyelik dilimdeyiz ikinci çeyrek. Liva. Pasında Irmak. Ezgi'nin savunmasında dışarıya çıkardı Ruşen. Bu bölümde Liva, dışarıda Erva var. Onu düşünebilirdi. Kendisi attı, atışta isabet gelmedi. Naz. 38-31 kıyasıya bir mücadele devam ediyor maçta. Erdem Irmak Spor Kulübü'nün bir takım faal hakkı daha var. Ezgi fake'ini yaptı, atışını gerçekleştirirken hatalı yürüme geldi. Liva sonucum yapacak derken topu kaybetti sevgili izleyenler. Berfin isabetli bir atış gelmedi. Faul. 38-31'lik bölüm. Ardından faul düdüğü çalındı. 9 saniye bir salise kala Liva kendisinin iki takımının 4. faulünü yaptı. Berfin'in ilk atışında isabet yok. Tek atış kaldı, serbest atış. Onu kullanıyor. Berfin'den atışlarda 2'de 1 geldi. 39-31 oldu skor. Berfin de karşılaşmada 7. sayısını böyle buldu. Son 5 saniye, 4 saniye kala atış isabetli değil. Naz. Uzaktan belki de atış deneyecek Berfin. Ve ikinci çeyrek sonucu Çankaya Üniversitesi 39, Erdem Irmak Spor Kulübü 31. Fark 8. İlk devre tamamlandı. Üçüncü çeyrek 15 dakikalık aranın ardından başlayacak. Biz de bu bölümde soluklanacağız. Bakalım 3. ve 4. çeyrekte bizleri neler bekliyor. 15 dakikalık aranın ardından sizlerleyiz.
Üçüncü çeyrekte yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. 39-31 skor, fark 8. Çankaya Üniversitesi'nin üstünlüğüyle ikinci çeyreği tamamlamıştık. Şöyle bir bakacak olursak karşılaşmaya. İlk çeyreği Erdemli Kuyucurmak Spor Kulübü'nün 18-16 üstünlüğüyle tamamlamıştık. İkinci çeyrekte ise Çankaya Üniversitesi 39-31'i yakaladı. Fark 8. Çankaya Üniversitesi 23 sayı bularak sevgili izleyenler ikinci çeyreği tamamlamış oldu. Erdemli Kuyucurmak Spor Kulübü ise 13 sayı bularak. Bakalım artık taraflar 3. çeyrekte neler seyrettirecek bizlere. BOTAŞ'ın finalde rakibi kim olacak? Bence en büyük merakımız da hepimizin bu. BOTAŞ bir önceki karşılaşmada Levent Spor Kulübü'nü yenerek finale çıktı. Şimdi onlar da tabii rakiplerini bekliyorlar. Mücadelenin 3. çeyreği ilk atak Liva ile birlikte faydalanamadı bu bölümde. Erdemli Kuyucurmak Spor Kulübü savunmanın müdahalesi, hücum süresi 16 saniye. Kuyucurmak Spor Kulübü adına pot altından devam edecek. Liva pası ela bitiremedi, faul. ...23 numaralı formasıyla Çankaya Üniversitesi'nde Bulem kendisi ve takımının birinci faulü. Faulün ardından Ela ilk atışı Irmak Spor Kulübü'nün isabetli farkı 7'ye indirdi. Aynı zamanda Ela da serbest atış noktasında mücadeledeki ilk sayısını buldu. Atışlarda 2 dakika geldi. Skorsa 39-33 oldu. Fark 6. Kuyucurmak Spor Kulübü karşısında Bulem. Atakta Çankaya Üniversitesi. Bu bölümde adam adama bir savunma söz konusuydu. Naz. Pası Berfin. Atışta isabet yok. Ribandu almayı başardı bu bölümde sevgili izleyenler. Meryem pozisyonda düşse de pasını aktarmayı başardı. Liva pasında Ela. İki sayılık atış isabetli değil. Rebound kazanıldı Bulem'le. Ve ardından Öykü'yle de devam edildi paslaşmaya. Üçüncü çeyrekteyiz sevgili izleyenler. 39-33 skor. Üçüncü çeyrekte serbest atış noktasında iki sayı buldu Erdemli Kuyucurmak Spor Kulübü. Bir dakikayı geride bıraktık. Çankaya Üniversitesi'nin henüz sayısı yok ve Naz'a yapılan faulün ardından serbest atış noktasında olacaklar. Erdemli Kuyucurmak Spor Kulübü'nde Meryem kendisi ve takımının birinci faulünü yaptı. Naz ilk atış kaçtı. Karşılaşmada 8 sayısı var Naz'ın. Naz'dan atışlarda 2'de 0 geldi. Rebound mücadelesi kazanan Liva ile birlikte Irmak Spor Kulübü oldu. Liva. Erba. Paslaştı Meryem'le bu bölümde sevgili izleyenler. Hücum süresinin dolmasına da 6 saniye var. Ela'nın atışında isabet yok. Rebound Naz'la birlikte kazandı Çankaya Üniversitesi. Bulem pasında Öykü. Turniki'yi bıraktı Öykü. 41. sayısına ulaştırdı takımını. Öykü karşılaşmada 7. sayısında bulduğunu belirtelim. Meryem atışta isabet yok. Bu bölümde Naz savunmasıyla birlikte topu kazandırdı kaptan takımına. Bulem.
hücum süresinde olmasına sevgili izleyenler 8 saniye kala hatalı yürüme geldi. Liva. Bu bölümde faul düdüğü çalındı. Sevgili izleyenler, karşılaşmada faul yapan isim Berfin. Topsuz alanda bu faul geldi. Liva. Süre eriyor. Giderek 7 saniye var. Liva. İki sayılık atışta isabet yok. Bu bölümde sevgili izleyenler, Naz pasını aktarmayı başardı Öykü'ye. Liva'nın savunmasının bölümünde ise paslaşmayı başardı Çankaya Üniversitesi. Basket faul. Karşılaşmada 3. çeyrekteyiz. 7 dakika 14 saniye var. 43-33 skor fark on. Kaptan Naz sayısını buldu. Çift taneye ulaştı. 10. sayısıydı bu aynı zamanda. Serbest atış noktasına isabet yok. Hatalı yürüme geldi ama. Basit bir hata geldi Max Spor Kulübü'nden. Bu bölümde ise Meryem birazcık daha sakin olmaları yönünde arkadaşlarını uyardı. Tabii adını finale yazdıracak takımlar diyoruz. Haliyle yer yer bazı bölümlerde heyecanına da sahne olan bir karşılaşmanın olduğu kısımdayız. Meryem faul yaptı. Irmak Spor Kulübü'nde kendisinin iki takımının üçüncü faulüydü. Karşılaşmada Meryem kenara geldi ve Ruşen Kalaylı oyun alanında Irmak Spor Kulübü'nde. Naz. Önü boştu. 3 sayılık atışı bıraktı ama atışta isabet yok. Rebound mücadelesi. Irmak kazandı. Top tutulması kararı gelecek mi? Evet. Bu bölümde atakta olmaya devam ediyor. Çankaya Üniversitesi 14 saniyelik hücum süresi de başlayacak. Naz faul beklentisi içinde 11 saniyelik hücum süresi devam ediyor pot altından. Çankaya Üniversitesi'nin Çanakkale Anapartalar Spor Salonu'nda yarı finaldeki son karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan takip ediyorsunuz şu anda YouTube hesabından ve bakalım adım finale BOTAŞ'ın rakibi olmaya kim yazdıracak? Farkon, Çankaya Üniversitesi bu bölümde Liva'nın atışında isabet gelmedi. Ezgi ile birlikte hücumda. Buğlem. Bu bölümde Ela'nın savunmasına Buğlem pasını aktardı. Adam adama bir eşleşme söz konusuydu. Cemre atışta isabet yok. Süre bitiyor. Süre dolarken atış isabet gelmedi. Buğlem resmen söktü aldı rakibinden ama ardından da kaybetti. Irmak. 3 kişilik bir savunmayla yeniden Çankaya Üniversitesi'nin atağını takip edeceğiz. Buğlem. Ezgi ile paslaştılar. Sevgili izleyenler, karşılaşmada kıyasıya bir mücadele devam ederken Irmak Spor Kulübü molası geldi.
Mola'dayız. Mola'nın ardından 46-33'lük skor. Bakalım devamda neler izleyeceğiz. Mola'nın ardından sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Bu bölümde Çankaya Üniversitesi 46, Erdem Yırmak Spor Kulübü 33, fark 13, 3. çeyrekteyiz. Erdem Yırmak Spor Kulübü 3, Çankaya Üniversitesi ise 2. Takım faal haklarını kullandılar. 5 dakika 46 saniye kala mola gelmişti. Bakalım Mola'nın ardından neler takip ediyor olacağız. BOTAŞ takımı da şu anda rakibini beklediğini bir kez daha yineleyelim. Erva. Atışına isabet var. Erva dar açıdan sayı geldi Mola'nın ardından. Irmak Spor Kulübü'nde Erva'nın da 20. sayısıydı. Naz da bu atışla birlikte yanıt verdi diyebiliriz Erva'ya sevgili izleyenler. Çankaya Üniversitesi 48-35 yaptı skoru. Ardından karşı atak bir kez daha sayı geldi. Mola'nın ardından Erva toplamda 4 sayı buldu takım adına. 22. sayısı. Çankaya Üniversitesi'nde Naz'ın 10, Ezgi'nin ise 14 sayısı var. Irmak Spor Kulübü'nde ise Erva'nın 22 sayısı. Ela sıyrıldı savunmadan, ardından pasını aktardı Erva'ya. Erva 2 sayılık atış, bu kez isabet yok. Öykü ile birlikte kazanıldı rebound. Naz'ın pasındaysa Ezgi pot altında Buğlem top bekliyor. Bu bölümde ise iki oyuncunun paslaşmasında top dışarıda. Şu anda Buğlem kendilerinde diye top pot altına doğru gitti ama Irmak Spor Kulübü'nün pot altı başlangıcı olacak. Erva pas bekliyordu takım arkadaşı. Erva bu bölümde faul geldi Buğlem'den. Buğlem kendisinin iki takımının üçüncü faulü. Erva ilk atış isabetli. Karşılaşmada Erva'nın 23. sayısı. 48-38 fark bir kez daha ona indi. Karşılaşmada Erva'nın bulduğu sayılar takımı ayakta tutmaya devam ediyor. 24 sayı. Bugün oynanan mücadele oldukça etkili. Basket faali buldu bu bölümde Çankaya Üniversitesi, bizler Erva'dan bahsederken. Cemre şimdi de serbest atış noktasına geçecek. Takım faal hakkı doldu. Erdem Yırmak Spor Kulübü'nde faal yapan isim Beyza Durdu. Kendisinin bir takımının dördüncü faali. Şu anda Cemre'nin de saçını sevgili izleyenler toplamıştı. Ardından tokayı açamadı. Karşılaşmanın hakeminin yardımıyla birlikte bu düğüm çözülecek. Bu pozisyon aynı zamanda tribünden de alkış aldı. Şimdi Cemre saçını bağlamasıyla birlikte de serbest atış noktasında olacak. (Gülüyor)
Cemre. Bakalım atışın ardından serbest atışta isabet bulacak mı? Atışta isabet yok. Rebound. Cemre ile birlikte aldılar. Çankaya Üniversitesi. Atışta isabet yok ama faul. Cemre üst üste iki pozisyonda faulü kazandırmayı başarıyor takımına. Irmak Spor Kulübü'nün faul hakkı da oldu. Irmak Talaslıoğlu kaptanın da ilk faulüydü. Cemre bu kez atışta isabeti sağladı. 51-39. Cemre'nin de bu 7. sayısı. Cemre'den atışlarda 2'de 1 geldi. Elden seken son top kaptan Irmak'ta kaldı. Irmak geçti rakibi Cemre'yi ardından 2 sayılık atış basket faul. 51-41 fark yeniden 10. Çankaya Üniversitesi'nde Buğlem kendisinin 3 takımının 4. faulü. El anında bir sakatlığı söz konusuydu. Kenara geldi sevgili izleyenler ve Meryem de yeniden oyun alanında. Basketin ardından bir de faul atışını kullanıyor Irmak. Atışta isabet var. 51-42 fark 9. Irmak da 6. sayısını buldu. Ardından Bulem atışta isabet yok. Pot altı hücum. Tamamladı Öykü. Her iki takımda da bench'te hareketlilik söz konusuydu. 53-42 skor fark 11. 4 dakika 5 saniye var. 3. çeyrekteyiz. Takım faul haklarının dolduğu bir bölümdeyiz ve Liva ilk atış isabetli. Liva'dan atışlarda 2'de 2 geldi. 9. sayısına ulaştı aynı zamanda Liva'da. Naz. Pasında araya girdi Erva. Topu kazandı Irmak Spor Kulübü. Liva. Pası Irmak. İki sayılık atış kısa düştü. Ardından da faul düdüğü çalındı. Meryem kendisinin 3. faali oldu. Takım faal hakkı da olduğu için artık her düdükte serbest atış noktalarında olacaklar. Naz da şimdi o noktaya doğru geldi. Naz ilk atış isabetli 54-44. Farkı bir kez daha ona çıkardılar. Naz'ın da bu karşılaşmada 11. sayısı. Naz'dan 2'de 2 geldi. 55-44 oldu skor. Ardından oyuncu değişiklikleri yaşandı. Pot altı hücumu başlıyor. Irmak Spor Kulübü'nün Liva. Erva'yı topla buluşturdu. İki sayılık atışta isabet yok. Naz. Hücum süresi 23 saniye devam ediyor. Öykü. Son 12 saniye var. Naz. Savunmanın üstünden pasını aktarmayı başardı. Ardından Cemre bıraktı. Ezgi basketbol.
7 saniye kala hücum süresinde basket, üstüne bir de faul geldi sevgili izleyenler. İşte o pozisyonu tekrar takip ediyoruz. Bu bölümde hem sayı geldi hem de serbest atış noktasına geçecek Ezgi ile birlikte Çankaya Üniversitesi. Faul yapan isim 24 sayısı olan Erva, kendisinin de birinci faulüydü aynı zamanda. Ezgi'nin basketin ardından atışına isabet yok. Ribaundu almayı başardılar. Ardından Öykü 3 sayılık atışta isabet yok. Huşan top oyun alanında tuttu. Ardından da kaybetti. Irmak Spor Kulübü'nün topu kaybetmesiyle bir atak fırsatı daha doğurdu. Hücum süresi 24 saniye. Bu bölümde ise hatalı yürüme geldi. Liva. Pasını aktardı bu bölümde. Yağmur topla buluştu. Naz'ın savunması devam ediyor karşılaşmada. Ardından Yağmur yeniden araya girmek isterken Naz Çankaya Üniversitesi'nde kalmayı başardı bu top. Ama devamında ise sevgili izleyenler savunma hızla yerleşti. Öykü. 4 saniye var. Naz elinden mi çıkaracak? Fake'ini yaptı Naz. Süre biterken 3 sayılık atış isabetli. Kaptan 3 sayılık atışıyla Çankaya Üniversitesi'ni 16 farklı üstünlüğe taşıdı. İşte Naz'ın bu sayısını takip ettik. 2 dakika kaldı 3. çeyreğin tamamlanmasına. Naz da karşılaşmada 15. sayısına ulaştı. Atışta isabet yok. Bu bölümde sevgili izleyenler Irmak'tan pot altı hücum. Irmak Spor Kulübü'nün denildi ama Çankaya Üniversitesi'nin koçu bunu kabul etmiyor. Erva bu kez atakta sonuç yok. Cemre ile birlikte ataktalar. Zeliha bu bölümde top bekledi. Zeliha ardından da kaybetti. Şimdi faul tespit edildi. Ezgi bir darbe aldı şu anda. Umarız ciddi bir durumu söz konusu değildir. Kendisinin o da takım arkadaşları ve hakemlerin yardımıyla kenara geldi. Bir önceki sayı bölümlerini izleyelim bizler de bu bölümde Ezgi kenara gelirken. Umarız ciddi bir sakatlık söz konusu değildir. Bir kez daha Ezgi'ye de geçmiş olsun dileyelim. Faul yapan isim. Olarak Cemre'nin ismi yandı. Bu bölümde ise serbest atış noktasına geçiyor Irmak Spor Kulübü. Ezgi de karşılaşmada 16 sayıyla takımına katkı verdi. Irmak atışlarda 2'de 1. 60-45 oldu. Skor fark 15. Öykü. Cemre kazan topu ardından tek el atış. Resmen potadan çıktı sevgili izleyenler. Liva. Orta mesafeli atış Liva'dan isabetli. 47. sayı geldi. Liva da aynı zamanda 11. sayısına ulaştı. Çift haneli sayıya ulaştı. Cemre kendi yarı alanına tekrar geçince bu bölümde iyi bir savunma gelince ardından hata da beraberinde geldi. 52 saniye 5 saniye kala 3. çeyrek 13 farkla devam ediyor.
Erva 3 sayılık atış geldi sevgili izleyenler Erva'dan ama bir de Cemre'nin bir sakatlığı var diye bakıyoruz. Bu bölümde sayılar geliyor, farklar iniyor ama Çankaya Üniversitesi'nde de bir sakatlık anı söz konusu. Bir o an takip edelim. İşte bu bölümde Cemre Erva 3 sayılık atış yaparken bir de sakatlık yaşadı. Ezgi'nin ardından Erva'da sakatlık yaşayan isim, umarız ciddi bir durum söz konusu değildir. İkisi de takımlara bugün oldukça katkı veren isimler. Erva'nın bu sayısı da farkı 9'a indirdi. Naz. Atışta isabet yok, faul. Naz'ın ilk atışı isabetli değil. Şimdi ikinci serbest atışını kullanacak. Bir gözünde Cemre ve Ezgi'de. Naz'dan atışlarda 2'de 1 geldi. 61-51 oldu skor. Fark 10. Üçüncü çeyrekte artık son kısımlara doğru da geliyoruz. Ve Liva atışta isabet yok. Faul. Bu bölümlerde faul sayıları da. Takım faul hakları zaten doldu. Takımların ama sayılar artmaya devam ediyor. Az önce Çankaya Üniversitesi'nde Medine Zeynep Bingöl kendisinin birinci faulü. İlk atış isabetli değil. Liva şimdi ikinci serbest atışını kullanacak. Atışlarda 2'de 1 geldi Liva'dan. Karşılaşmada 12. sayısı Liva'nın. Naz. Bu bölümde Naz. 2 sayılık atışta isabet yok. Rebound aldı Ela. Uzun bir pas gelirken Naz girdi araya. Bir kez daha topu kazandılar. 15 saniye kala hücum süresine. Bu süreyi de eritecek Naz. 8 saniye, 7 saniye. Süre akmaya devam ediyor. Belki de son topu kendi kullanacak. Bıraktı Öykü'ye. Zeynep süre biterken atış isabetli değil. 3. çeyrek sonucu Çankaya Üniversitesi 61. Erdem Nirmak Spor Kulübü 52. Karşılaşmada fark 9. 2 dakikalık aranın ardından 4. çeyrek sizlerleyiz. Dördüncü çeyrek sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. 61-52 Çankaya Üniversitesi'nin üstünlüğü devam ediyor karşılaşmada.
Cemre ve Ezgi sakatlık anı yaşamıştı. Sanırım Cemre karşılaşmaya devam edecek gibi duruyor. Evet, şu anda sahaya döndü. Ama Ezgi'nin devam etmesi zor gibi. Cemre, Öykü, Naz, Buğlen ve Zeynep beşlisi sahada Çankaya Üniversitesi'nde. Yağmur, Erva, Irmak, Ela ve Erva beşlisi de Erdem Irmak Spor Kulübü'nün beşi. Erva bugün 28 sayısıyla takıma en büyük katkıyı veren isim. Belki de zor süreçlerde onu topla buluşturacak Irmak Spor Kulübü. Liva çevirdiği noktada Zeynep aldı bu topu. Naz. Pasında Öykü. Alan savunması var bu bölüm. Dört saniye kala Naz. Topu kaybetti. Alan savunması işe yaradı. Erva. Yine sayı geldi. 30. sayısı. 54 sayının 30'u Erva'ya ait. Zeynep. Atışta isabet yok. Bu bölümde Naz topa yetişmeyi başardı. Hücumda olmaya devam ediyor Çankaya Üniversitesi Zeynep. Ve Naz. 3 sayılık atış geldi kaptan. Bu bölümlerde zor süreçlerde devreye giriyor 3 sayılık atışlarıyla ve farkı da bir kez daha ona çıkarıyor. 19 sayıya ulaştı Naz da. Onu Ezgi 16 sayıyla takip ediyordu ta ki sakatlanana kadar. 3 saniye var. Liva 1 saniye kala atış isabetli değil. Rebound yine sayı gelmedi. Cemre sakatlığından oyun alanında ve faul. Erdemli Irmak Spor Kulübü'nde şu anda karşılaşmada ilk takım faali yapılmış durumda. Cemre İlk atışı isabetli değil. Şimdi ikinci serbest atışını kullanıyor. Cemre'den atışlarda 2'de 0 geldi. Rebound mücadelesi son top. Irmak Spor Kulübü'nün. Araya girdi Cemre ama topu kaybetti. Ardından pozisyondadığı yerde. Bu mücadele devamında atakta Irmak Spor Kulübü sayıyı bulamadı. 6 saniyelik hücum sürecinde olacak pot altında. Üç saniye var. Irmak bir saniye kala atış isabetli değil. Rebound kazandı Cemre ile birlikte. Çankaya Üniversitesi Cemre bu pozisyonda topu kaybetti. Çift triplik hatası kendine kızdı bu pozisyonun ardından Cemre. 10 farklı üstünlüğü devam ediyor Çankaya Üniversitesi'nin. Irmak. 7 saniye kala faul. Cemre kendisinin 3 takımının birinci faulünü yaptı. Pot altından 14 saniyelik hücum süresi ise Erdem Irmak Spor Kulübü için başlıyor. Liva. Pasında Erva. 30 sayısı var Erva'nın.
Bu atışta isabet gelmedi. Rebound Zeynep'le birlikte kazanıldı. Naz. Geçti Erva. 2-10 numaranın mücadelesinde faul düdüğü çalındı Erva. Kendisinin ve takımının ikinci faulü. Zeynep. Pasında Buğrem. Bu pozisyonda ayakla müdahale geldi. Cemre'nin pasında Buğlen, hücum süresinde olmasına 10 saniye. Cemre bu bölümde sevgili izleyenler, Naz topu kazandı ama ardından da faul yürüyü çalındı. Teknik faul çalındı Naz'a. Topu sert şekilde yere sektirdiği için Naz. Bu bölümde teknik faul çalındı. Yuva da serbest atış noktasına geçecek. Erdem Irmak Spor Kulübü'nde ise sevgili izleyenler, Yağmur Korkmaz 5. fauline ulaştı. O da karşılaşmayı tamamlayamadı. Yuva da teknik faulünün ardından 55. sayıya ulaştırdı Erdem Irmak Spor Kulübü'nü. On dört saniyelik pot altından faulün ardından hücumu başlıyor Çankaya Üniversitesi'nin. Buğlem'in pasında Zeynep. Atışta ise isabet yok. Rebound. Top tutulması kararı. Hücumda Çankaya Üniversitesi. Ve Buğlem kaptanının pasında isabet gelmedi. 3,5 dakika geride kaldı. 4. çeyrekteyiz. Meryem sayı bulamadı. Ardından da top kaybı yaşandı. ...64-55... fark 9. 4. çeyrekteyiz. Erdem Irmak Spor Kulübü 3, Çankaya Üniversitesi ise 2. Takım faul hakkını kullanmış durumda. Buğrem. Zeynep. Ezgin'in sakatlanmasından Zeynep'i izlemeye devam ediyoruz. Cemre. 2 sayılık atışı, ondan da isabet değil. Ardından rebound kazanırken bu bölümde Buğrem. Meryem ve Buğrem bir gerginlik söz konusu. Meryem faul yaptı. Meryem kendisinin ve takımın 4. faul. Takım faul hakkı doldu Irmak Spor Kulübü'nün. Zeynep. Tek el turnike isabet yok. Rebound mücadelesi bu bölümde. Çok sert düştü Cemre. Şimdi ayağa kalktı. Oyunun bu bölümünde birazcık gerginliğin de arttığını söyleyebiliriz. Sonuçta artık adı final mücadelesi. Adını finale yazdıracak ekibi belli etmeye çalışıyoruz. 64-55 skor. Fark 9. Erva. Topu kaybetti. Buğlem. Liva ile mücadelesinde sayı gelmedi. Naz. Dokundu bu topa Buğlem. Kaptanı Naz topla buluşturdu. Naz sayı geldi. 66-55 fark 11. Liva. Atışta isabet yok. Rebound aldı bu bölümde. Naz aldıktan sonra kendini yere bıraktı sevgili izleyenler. Süre durdu.
Şimdi de Naz bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri şimdi Naz için oyun alanındalar. Bizler de önceki pozisyonların tekrarını sizler için ekrana getiriyoruz. Naz da henüz yerden kalkamadı. Şu anda soğutucu tedavi uygulanıyor. Naz da takım kaptanı, 21 sayıyla bugün takımına katkı verdi sevgili izleyenler. Karşılaşmanın en skoreri 30 sayıyla Erbaa. Şu anda Cemre, Öykü, Buğlen ve Zeynep kümelendiler. Konuşmaları yaptılar. Naz da alkışlar eşliğinde kenara geliyor. Umarız önemli bir durumu söz konusu değildir. Çünkü Ezgi sakatlandı, ardından ufak bir sakatlık geçirdi Cemre, üstüne bir de Naz'ın sakatlığı eklenince karşılaşmada. Tabii bizler de bu bölümde haliyle bir tempo düşüklüğü oluyor. Çünkü oyuncuları öyle görünce haliyle bizler de üzülüyoruz. Çünkü henüz U14 yaş kategorisini anlatınca olaylara daha duygusal bakabiliyoruz. Ardından da Çankaya Üniversitesi'nin molası geldi. Molanın ardından sizlerleyiz. Çankaya Üniversitesi molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Çankaya Üniversitesi'nde tabii oyunun bölümlerinde sakatlıklar arttı. Birazcık bu molaya ihtiyaçları vardı çünkü oyuna Elif de dahil olacak. Bir taraftan da gözüm Naz'da, o da sanırım devam edemeyecek gibi duruyor. Az önce Ezgi de sakatlandı. Ve karşılaşmada Çankaya Üniversitesi'nin molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Cemre, Zeynep, Öykü, Buğlen ve Elif beşiyle sağdalar. Ela, Irmak, Erva, Liva bu bölümde sevgili izleyenler. Sahada olan diğer isimler aynı zamanda ilk beşlerden Irmak Spor Kulübü'nde Duru'nun da olduğunu belirtelim. Zeynep'in pasında Elif pasını aktardı. Bir kez daha Zeynep, Buğlen. Süre biterken atış isabetli değil. Rebound. Duru Zeynep mücadelesi. Duru da kaldı. Kıyasıya bir mücadele var. Top tutulması kararı. Karşılaşmada ise Çankaya Üniversitesi'nin atağı devam edecek. 14 saniyelik hücum süresi başlayacak Çankaya Üniversitesi için. Zeynep. Son 5 dakikalık dilimdeyiz, 4. çeyrek. 66-55 fark 11 Buğlen. Cemre. Pasında Öykü. Alan savunmasının olduğu bölümde süre biterken atış Zeynep'ten isabetli değil. Duru Cemre mücadelesi, top tutulması kararıyla pot altından başlangıcı yapacak Irmak Spor Kulübü. Ve şimdi pot altından başladı Irmak Spor Kulübü. Liva Zeynep'in savunmasında geçti rakip yer alana. Irmak Spor Kulübü'nün takım faal hakkı doğdu ve Irmak atışta isabet yok. Çankaya Üniversitesi'nin ise iki takım faal hakkı daha var. Elif topu kazanmayı başardı. Ardından Erva araya girdi ve bir kez daha top Irmak Spor Kulübü'nde bu bölümde.
Ela. Liva. Zeynep'in savunmasının üstünden atış. İsabetli. 66-57. Öykü. Üç sayılık atış Öykü'den isabetli değil. Rebound kazandı Liva. Uzun bir pas Erva. 32. sayı gelir mi? Erva 32. sayısına ulaştı sevgili izleyenler. 66-59 fark yedi. Tabii hem Naz'ın sakatlığı hem Ezgi'nin sakatlığı biraz da bu bölümde etkiledi Çankaya Üniversitesi'ni. Ama Naz mücadeleye devam edecek gibi duruyor çünkü bench'te bekliyor. Zeynep atışta isabet yok. Hücum süresi 3 saniye 2 salise kala. Şu anda Zeynep de o hücumu tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Dediğimiz gibi gerçekten U14 yaş kategorisi çok zor. Psikolojik açıdan daha henüz yavaş yavaş böyle karşılaşmalara aslında hazırlanıyorlar. Ondan ötürü de finalin de verdiği rehavet takımları oldukça etkiliyor. Şu anda da 66-59 skor devam ederken hücum süresinden faydalanamadı Çankaya Üniversitesi. Nazlı yeniden oyun alanına döndü. Bu da Çankaya Üniversitesi için olumlu bir durum. Hatalı yürüme mi diye bakıyoruz. Çift triplik hatası geldi. Kenardan 24 saniyelik hücumu başlıyor. Çankaya Üniversitesi'nin. Buğlam hızlı hücum sayı geldi. 68-59'la birlikte mola da geldi. Irmak Spor Kulübü az önce çift dribling pozisyona itiraz yaptı aslında karşılaşmanın hakemine. Ardından da Çankaya Üniversitesi sayı buldu. Irmak Spor Kulübü'nün molası geldi. Molanın ardından sizlerleyiz sevgili izleyenler. Erdem Nurmak Spor Kulübü molasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada 68-59 skor. Fark 9 mücadelede. Çankaya Üniversitesi'nde az önce Ezgi'nin devamında Cemre'nin ufak bir sakatlığı vardı. Sahaya döndü. Ardından Naz deyince birazcık böyle temposu düşmüştü. Naz yeniden oyun alanına döndü. Molada da Naz'a tedavi uygulandı. Zaten sahada da sekerek geliyor sevgili izleyenler. Şu anda kadrajınızda değil Naz ama. Yani böyle tam bir kaptan nasıl olursa bu yaş kategorisinde adım atıyorlar zaten. Sekerek Naz sanki karşılaşmayı tamamlayacak gibi duruyor. Liva. Liva dışarıya çıkardı pasını. Beyza. 3 sayılık atış geldi Beyza'dan. Fark 6. Oyunun son bölümleri büyük bir heyecanla sahne olacak. Çünkü kazanan adını finale yazdıracak. Cemre 2 sayılık atışla takımını rahatlattı. 70-62. Liva. Zeynep'in savunmasında atışını gerçekleştirirken faul geldi.
Çankaya Üniversitesi'nde Zeynep kendisinin ikinci takımının üçüncü faulünü yaptı. Şunun da izleyicilerimize bilgisini vermiş olalım. Yarın saat 11'de değil 10'da karşılaşmalar başlayacak. Son günde klasman karşılaşmalarının 10'da başlamasıyla birlikte ardından 12-15 olarak da devam edecek klasman karşılaşmaları. Bunun bilgisini de vererek yayınımıza devam edelim. Liva atışta isabet yok. Ribaundu aldı Cemre. Kazanan Botaş'ın, kaybeden Selevan Spor Kulübü'nün rakibi olacak Naz. Pasında Zeynep. İki sayılık atış resmen kaçtı. Kendi ribaundunu aldı Zeynep, ardından hatalı yürüme geldi. Liva. Bir dakika 38 saniye. Atışta isabet yok. Rebound Beyza aldı. İki sayılık atış. Beyza üç sayılık atışın ardından bir de iki sayılık atış yaptı. Buğlam süre biterken atış. İsabet gelmedi. Sevgili izleyenler, sanırım itiraz edilen durum şu. Aslında skor 70-64 olması gerekirken 65 devam ediyor yönünde sanırım bir itiraz söz konusu oldu karşılaşmada. Şu anda skorboarda mı itiraz yapıldı bilmiyoruz. Ama mücadele devam ediyor. Son 1 dakika 5 saniyelik dilimdeyiz. Bu bölümde atış kaçtı. Naz aldı reboundu. Bu pozisyon oldukça önemli olacak. Takım faul hakkı doldurmak spor kulübünün. Naz süreyi de eritiyor şu anda. Öykü. Perdeleme geldi. Naz'dan ardından faul. 1 saniye 4 saniye kala faul geldi. Bu faulle sevgili izleyenler bench de kızdı. Şimdi serbest atış noktasında olacak Öykü. Öykü atışlarıyla sevgili izleyenler 71-65. Öyküden atışlar bu bölümde kaçtı. Son atış kaçtı, ardından Erva atakla hızlı hücum. Beyza fake'ini yaptı. Atışını gerçekleştirirken Öykü'den faul geldi. Öykü kendisinin 3 takımının 4. faulü. Her iki takım da faul hakkını doldurmuş durumda. 71-65 fark altı. 34 saniye. Çok uzun bir süre, yine söylüyoruz basketbol için. Birazdan Çankaya Üniversitesi'nden mola gelecek. İlk atış kaçtı. Potaş'ın rakibi olmak istiyor Çankaya Üniversitesi. Bir derbi kazandırmak istiyorlar. Belki de Ankara'ya bunu izletmek istiyorlar. Bakalım neler olacak. Atışlarda 2'de 1 geldi. Ardından 71-66 oldu skor. Çankaya Üniversitesi'nin ise molası geldi. Çankaya Üniversitesi molası, molanın ardından sizlerleyiz.
Sevgili izleyenler, Çankaya Üniversitesi molasının ardından sizlerle birlikteyiz. Az önce Çankaya Üniversitesi'nin kızdığı bölüm aslında 14 saniye değil, 24 saniye değil, 14 saniye hücum süresi. Devamında sürenin yanlış akması derken haliyle ona itiraz edildi. Üst üste gelişen pozisyonların ardından da bu bölümde serbest atış noktasındaydı Beyza. 2'de 1. Devamında Çankaya Üniversitesi molası. Molanın ardından 24 saniye hücum süresi başlayacak. 71-66 skor olduğunu belirtelim. Fark 5. Naz'la birlikte de kenardan başlandı. Ardından da kendi yer alanına geçince Çankaya Üniversitesi top kaybı oldu. Basit bir hata geldi aslında. Ama diyoruz, yine diyoruz, böyle karşılaşmalar oldukça zor karşılaşmalar. Irmak Spor Kulübü molası molanın ardından sizlerleyiz. Irmak Spor Kulübü molasının ardından sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada fark 5. Az önce molanın ardından Çankaya Üniversitesi kenardan hücuma başlayamadı. Kendi yer alanına geçince top kaybı yaşandı. U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası. Artık finalin adını belirleyeceğiz. Heyecan büyük. Karşılaşmada başa baş bir mücadele devam ediyor. BOTAŞ, Levent Spor Kulübü karşısında aslında Çankaya Üniversitesi Irmak Spor Kulübü karşılaşmasına göre daha rahat bir mücadele yaşatarak adını finale yazdırdı. Şu an bu mücadele tam bir yarı final mücadelesi. Heyecan büyük. İşte bu mücadelede de sayı geldi. Çankaya Üniversitesi molası molanın ardından sizlerleyiz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, şimdi de Erdem Irmak Spor Kulübü tarafından itiraz var. Çünkü süre 2 saniye eklenmesi gerekiyor yönünde. Bu süre kısmı her iki takımın da itirazlarının olduğunu belirtelim. Artık takımlar sahadalar. 27 saniye 8 saniye var. 71-68 skor fark 3. Oldukça heyecanlı bir karşılaşma. Günün son karşılaşması aslında bizler de dördüncü karşılaşmanın bir yorgunluğu üstümüze çöküyor normalde. Ama bu karşılaşmada öyle bir keyif aldık ki hepimiz şu anda sonucu bekliyoruz. Naz. Cemre ile paslaşmasının ardından potaya sırtı dönük, henüz pasını aktarmadı bu bölümde. Eykü, Arnaz, Zeynep, Buğlen. Faul. Çok sert bir faul geldi Buğlen. Buğlen-Liva mücadelesinde Liva kendisinin 3 takımının 5. faulü. Takım faulü hakkında olduğunu belirtmiştik tarafların. Bu bölümde serbest atış noktasına geçecek Buğlen. Buğlen ilk atış isabetli değil. Şimdi çok önemli atışlar bunlar gerçekten. Final niteliğinde karşılaşma oynanıyor şu anda. 71-68 ve Buğlen ikinci atışını kullanacak. Heyecan dorukta. Ve Buğlen atışlarda 2'de 1 geldi.
72-68. Şimdi Irmak Spor Kulübü'nün bu hata nasıl olacak? Liva. 7 saniye, 6 saniye artık atması gerekiyor. Bir 3 sayılık atış mı deneyecek diye bakıyoruz. Atışta isabet yok sevgili izleyenler. Çankaya Üniversitesi adını finale yazdırdı. 72-68 gerçekten çok keyifli bir mücadele. Irmak Spor Kulübü dün de bugün de karşılaşmalarda oldukça etkili sayılar, hücumlar yarattı. Ama adını finale yazdıran Çankaya Üniversitesi oldu. BOTAŞ'ın rakibi oldu Çankaya Üniversitesi. Birincilik, ikincilik adına mücadele verecekler. Şampiyonluk adına mücadele verecekler. Levent Spor Kulübü'nün rakibi ise sevgili izleyenler, Irmak Spor Kulübü oldu. Bakalım yarın bizleri neler bekliyor gerçekten. Yedincilik, sekizincilik, beşincilik, altıncılık, üçüncülük, dördüncülük ve birincilik, ikincilik zor karşılaşmalar, keyifli mücadeleler. Yarın da yine sizlerle birlikte olacağız. Anlatımda ben Elif Ünal, bugün karşılaşmalarda sizlere eşlik ettim. Kamerada Berkay Bulut, rejide ise Rümeysa Atlas vardı. Dört karşılaşmayı birlikte sizlerle çıkardık. Artık yayınımızı noktalıyoruz. Yarın yayın akışımız 11 değil 10. Bunun da hatırlatmasını yaparak kapatıyorum. Yarın saat 10'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.